Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere RoboCop isimli oyunu tanıtacağım. Şöyle film gibi başlıyor zaten. Şu aslan bir kükremiyor sadece. Oyun şöyle bir internetten bir bağlantı yapıyor kendi kendine. İlk başlarda bir update falan çekliyor mu yani? Yoksa öbür türlü başka türlü size böyle para kakalayamayacak. Geldi bizim eleman. Şöyle biraz sesini açayım. Şimdi oyun mantıken Death Trigger'a çok benziyor. Hani işte ilerliyorsun, silah alıyorsun bilmem ne. Ya işte birçok oyun zaten artık birbirine benziyor. Nasıl böyle para kıstırabilirim diye. Bu Alex Murphy de bize böyle para kıstırmaya çalışırken görmek bizi rencide etti. Alex Murphy'yi tanıyorsunuz. Bu işte ölüyor, bunu tarıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yakıyorlar mı, yıkıyorlar mı? Öldü falan, tam öldükçe şey. Bunun diyorlar beynini biz alalım, kafayı robota koyalım. Sonra işte robotu yapıyorlar. Yok diyorlar işte bu anasını babasını hatırlamayacak. Alex vefalı çıkıyor sonra. Diyor benim hafıza geri geldi. Ondan sonra işte maceralar falan başlıyor. 1987 yapımı film izlersiniz. Şu son çektikleri filmde. Ben izlemedim gerçi ama. Çoğu kişinin söylediğine göre de bayağı da güzel olmuş. Aynen, size işte böyle yok şu puanla şu silah var diyor. Yok işte güzel günün diyor kampanyası diyor. Dumping diyor. Patron çıldırdı falan diyor işte. Abuk sabuk silahlar gösteriyor. Şu an bir simülasyon ortamı geldi. Şimdi o robotlar geldi. Bayıltırım. Biraz tarasınlar. Şöyle işte sol tarafta etrafınıza bakın. Sağ tarafa da ah, ha. Ağzına vurdu. Ben biraz oynadım bu oyunu. Hani boss dediğimiz, hani bölüm sonu canavarı dediğimiz olaylar da var. Güçlü bir ağzını bak 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 yavaş. Şimdi şuna tıklıyoruz. Bize böyle rakibimizin zayıf noktasını gösteriyor. Bir dur be. Bitmedi s**lerim. Neyse şimdi şuna basıyoruz mesela. Kafaya kafaya diyor. 3 saniye içinde. Ay çok kıyana koydu. Bu da biraz böyle Hitman vari olmuş. Bu Hitman'in son oyunda var ya. Adamı seçiyorsun falan. Aynen. Mission complete dedi. İyi güzel. Hazır reklamı görmüşken de söyleyelim. Oyun iOS'ta ve Android'de var. Windows Phone'da yok. Ve gördüğünüz gibi reklam geliyor. Cayır cayır ve beleş. Şu no thanks'i de şuraya yazmasaydınız da. Heh. Bir no thanks'e sana gelsin. Haydi. Ne bu, Clash of Clans mı? V4 Vendetta'nın müziğini de koymuşlar. Ya am***. Beleş oyunda bu şeyi var işte. Ses de çıkaramıyorsun. Ver anasını senin, onu da ver. Diyor ki 750 altın diyor. Bugünlük sadece sana diyor işte. Yabancı isminde 63 lira falan diyor. Böyle böyle çoluğun çocuğun rızkını yiyorlar. Bu dizisini izledik biz küçükken. Bu Show TV daha yeni açılmıştı o zaman. Yemin ederim böyle okuldan erken çıkıp eve doğru koşma sebebiydi. Tutsobasıyla bu. Hayal mi hatırlıyorum ben de. Bayağı izledik yani. Son filmini ben izlemedim de okudum. Yorumları falan okudum işte. Herkes diyor işte siyah Robocop mu olur? Metalik gri falan. Hakikaten Robocop'un rengi bu yani. Sanırım siyah yapmışlar. Ay kafayı da koydum. Arka arkaya dizdim bak. İğne gibi geçirdim. Böyle patlıcan kurusu dizer gibi. An. Şurada bir zımbırtı vardı. Şu an bitti. Hani bunun büyük ihtimalle parayla ya da çok güzel bayılıp sonra patlıyor. Şu varilleri de patlatabiliyorsunuz. Keşke biraz sonra patlasaydım. Neyse. Elin adamı işte 1987 yılında diyor ki bir adam ölse diyor, kıyamasak diyor, beynini alsak, kafayı alsak diyor, robot yapsak, polis yapsak falan diyor. Bizimkiler yapıyor Memoli. Köylü kızı. Yok arka sokaklar. Saçma sapan. Adanalı vardı bir de, o da polis değil mi? Bir herifin yaptığı, yarattığı polis karakterine bak. Bir de bizimkilere bak. Anasını satayım. Koca İstanbul Dust 2. Bizim o arka sokaklardaki çete de şey, Counter. Bitmiyor. Bütün olaylara onlar bakıyor. Organize, narkotik, yabancılar şubesi. Hepsi onlarda. Bu arada hani Robocop'la ilgili son birkaç şey de söyleyeyim. Bu Robocop 3 şu an herhalde yayınlanmakta olan çizgi romanını bir Türk çiziyor. Robocop 3 Last Stand, yani Robocop 3 Son Direniş çizgi romanını Mehmet Korkut Öztekin hocamız çiziyor. Onu ben de yeni öğrendim araştırırken. Hatta sergisi de varmış şu sıralar. Oldukça da gurur duydum. Onu da belirteyim. Ya sonuçta şimdi bunlar robot ya. Bunu böyle sıkıp sıkıp uğraşmayacaksın. Alacaksın bir kova suyu böyle üstüne foş diye dökeceksin. 2 dakika sonra paslanacak zaten. Hiç gerek yok. Tuzlu su olursa daha iyi olur. Kastırmaya gerek yok anasını satayım. Ayrıca adamın sokağında hiç bizimki gibi çakal yok ki. Şimdi şunda yeşil çıktı. Bu adamı canlı yakalamamız lazım. Bu bir gebersin ya. Ben bunu vuruyorum ya. Kafasından sıktım, bak nasıl elleri kaldırdı eşek. Ya bu arada hani bu adam yabancı memleketli diye bak robot robot takılıyor da Türkiye'de falan gelse eminim bu 50 kere. Aa bak ısındı silah. 50 kere söker takarlar. Kiloyla satarlar bunun bakırını. Metalini anasını satayım. Mandal bile verir eskici buna. Ya oyun böyle işte. Evet. Ben teşekkür ederim. Neyse. Sonuçta Robocop para istiyor. Çoluk çocuğun rızkını yiyor, anasını satayım. Ya işte bildiğiniz Robocop. Bakarsınız. Beleş oyun zaten. Beni YouTube Web Tekno TV kanalından takip edebilir. Teknoloji Yatar Twitter hesabından bana incelenmesini istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Ayrıca şu altta görmüş olduğunuz Facebook adresinden de
takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Yemin ediyorum 3 tane hurdacı gelse yüklenir, götürür polisi. Gık da çıkaramaz sivil diye. Gider öyle.